İstanbul Apartmanları serisine hoş geldiniz. Bugün restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Bodder Apartmanı'ndayız. Sultan II. Abdülhamit tarafından Hollanda'dan özel olarak getirtilen modacı Jean Bodder'in evi olan Bodder Apartmanı kendisinin hem evi hem de moda evi olarak kullanılmıştır. Ülkemizin ilk Arnavut binalarından biri olan Bodder Apartmanı ünlü İtalyan mimar Raimondo Daronco'nun eseridir. ...1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla birlikte Osmanlı topraklarında pek çok değişim başlamıştır. Bu değişimlerden biri de inşaat yasakları ve yerleşim kısıtlamalarının kaldırılmasıyla başlayan apartman inşaatlarıdır. Nitekim artan nüfus ve değişen yaşam biçimleri sebebiyle Beyoğlu ve Galata bölgesinde apartmanlaşma süreci başlamıştır. Bodder Apartmanı bu döneme yansıtan ve günümüze ulaşan yapılardan biridir. Bodder Apartmanı, 2. Abdülhamit döneminde sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollanda uyruklu Jean Bodder için yaptırılmıştır. Yapının inşası İtalyan mimar Raimondo Daronco tarafından 1920 yılında tamamlanmıştır. Raimondo Daronco, 1880 yılında Venedik Akademisi'ni mimar olarak bitirdikten sonra 1893 yılında 2. Abdülhamit'in davetiyle Ziraat ve Sanayi Sergi-i Umumisi'nin projesinin hazırlanması için İstanbul'a gelmiştir. Daronco, 1893-1909 yılları arasında İstanbul'da yaşamış ve kentte birçok önemli yapıya imza atmıştır. 2. Abdülhamit, terzisi Bodder'in tasarımlarını çok beğenerek kendisine verdiği değeri göstermek amacıyla dönemin gözde muhiti olan Pera'da moda evi yaptırmaya karar vermiştir. İlk moda evi olduğu bilinen Bodder Moda Evi, 1901 yılında açılmıştır. Bodder'in uzun yıllar saray halkı ve Osmanlı soyluları için kıyafetler tasarladığı bilinmektedir. Ancak Balkan Savaşları, Dünya Savaşları nedeniyle moda evine ilgi azalınca 1917 yılında Bodder ailesi apartmanı Osmanlı vezirlerinden Nedim Paşa'nın oğlu Mahmut Nedim Bey'e satarak Paris'e taşınmıştır. Beyoğlu'ndaki Tünel Meydanı'na yakın İstiklal Caddesi'nde yer alan orijinal adı Maison Bodder olan Bodder Apartmanı ile ilgili kaynaklarda yer alan ifadelere göre mimarlık tarihi bakımından en önemli özelliği İstanbul'daki bilinen ilk Art Nouveau binası olmasıdır. Bodder Apartmanı'nın Bodder ailesinin Paris'e göç etmesinden sonra birçok defa el değiştirdiği bilinmektedir. Binanın katları farklı işlevler görmüş, apartmanın 3. katı ise 1976-1990 yılları arasında yazar Ferit Edgü tarafından ofis olarak kullanılmıştır. Ferit Edgü'nün kurduğu ve editörlüğünü yaptığı Ada Yayınları ve Data Ajansı Bodder Apartmanı'nın 3. katındaydı. Bodder Apartmanı'nın girişinde bulunan ve mağaza olarak tasarlanan mekanda François Dejugis'in Konstantinopol Pera mağazasının olduğu düşünülmektedir. Satmış olduğu geniş ürün yelpazesine Dolmabahçe Sarayı da dahil olmak üzere Pera Palace Oteli, Markis Pastanesi gibi mekanlarda ve o dönemin çoğu zengin evlerinde ve büyük konaklarda rastlamanın mümkün olduğu bilinmektedir. 2021 yılında İBB Miras tarafından uygulanan cephe restorasyonunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra belirli alanları kullanıma açılacak olan Bodder Apartmanı'nın tamamlanan kısmında giriş katında sergi alanları oluşturuluyor. Ve şu anda da zaten Lozan'ın 100. yılına özel hazırlanmış sergi devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de yine Bodder'in moda evi olarak kullandığı kat olan giriş katı yine sergiler için kullanılacak. Üst kat ise okuma alanı ve çalışma alanı olarak yeniden düzenlendi. Restorasyonun ilk etabı olarak Nisan 2023'te giriş katlı birinci katın açılışı yapılarak Casa Bodder Sanat ve Tasarım Merkezi olarak İstanbul'a kazandırıldı.